Selamlar sevgili arkadaşlar, ben Erdem Özkök. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Doktor Süper Ligi'ne devam ediyoruz arkadaşlar. Yanımda Alperen var. Alperen hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hoş buldum Erdem abi, sen nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Alperen bu videoda bir şeyler anlatmak istiyor. Alperen'e sözü bırakıyorum. Alperen anlatabilirsin, sen değilsin. Arkadaşlar kaleci açısından çok büyük sıkıntı çekiyorduk. Çok güzel bir tane kaleci buldum. Bakalım inşallah güzel şeyler olur. Hop kayarız, plaseyi vurur ve gol olur. Ama çok güzel açıldı. İlerleyen zamanlarda güzel şeyler olacak. Bak bak bak. Aa! Görüyor musun Messi? Şeyde dur. Dur şimdi gole geç. 8. golünü atmadın. Dur bir dakika izleyelim abi. İzleyelim nasıl atmış. Bir dakika. Tamam, hatana bakmak istiyorum. Şeyi anlatayım. Bir olay anlatacaktım. Şimdi arkadaşlar videodan önce Erdem abiyle şey konuşuyorduk. Bakayım da izleyeyim. Güzel ama bak. Oy, üstünden geçmiş. Güzel uzandı. Kaleci güzel uzandı. Oğlum adamın üstünden geçiyor. Orada kalecinin yapacağı bir şey yok. Çok köşe. Arkadaşlar zamanında ortaokulda turnuvalar olurdu. Bilenler bilir. Ne turnuvası? Ben de o futbol turnuvaları. Ben okulda da hep ananı bacını be çok güzel gol olacak. Benim oyuncularım ben engel olan bir çocuktum. Ne? Futbol açısından hep dışlanan çocuktum ben okulda. Direkt normal futbol her gün hemen hep dışlanırdım. Çünkü niye? Fazla dışarı çıkamazdım ben. O sebepten dolayı onlar hep böyle birlik olurdu vesaire. Ben hep dışlanırdım. Golü dağıttık bak dediğin gibi öyle bir tane gol atınca hemen sevim ben. Ben de futbol turnuvası düzenlenecek. Takımlar kurulmuş, hocalar kurmuş takımları. Ben yokum. Hocadan rica ettim. Dedim hocam ben de oynamak istiyorum. Beni alır mısın? Dedi yer yok. Dedi bulursan dedi, adam bulursan dedi. Oynarsın diyor. Ama 8. sınıfızın biz. Aynen 8. sınıfız. 7. sınıf, 6. sınıf hepsi dolmuş. 5. sınıf var, 4. sınıf var. Ben ne yapayım onlarla? Ama ben ne yaptım? Buldum onlardan adam. Hepsi velet. Yani kısaca bildiğim velet. Hani velet tarzı böyle velet gibi davrananlar falan olur ya. Biri bir öyle. Ulan. Dedim ben bunları adam edeceğim abi. Ben kendim çok hırslandım. Başladım antrenmanlara bunlarla. Takım kurdum ben. Beni dağılırlar şeye. Herkes diyor bunlar sonucu olacak, rezil olacak. Vesaire. Allah biz başladık. Allah. İlk maç. 2-1 yendik. Ama biz nasıl oynuyoruz ya? Kalecileri çok iyiydi onların. O çocuk çok uzun boylu bir şeydi. Devasa bir şeydi. Bizimkiler de bir güçsüz. Ben kaleciyim. Normalde ben stoper de oynarım ama benim asıl mevkim kaleciktir. Ben çok güzel kalecilik yaparım. İşte 5. sınıf hani yapma... Vay be enteresan. 5. sınıf altında. Şunu atayım da. 5. sınıf altında 2... sınıf var abi. 5. sınıf altında oyuncular var. 6. sınıf da yok özür dilerim. 5 ve 4. sınıf var ya. Yok artık. O derece hani. Yemin ederim sana bak. Hala unutmam o anı. İlk maçı 2-1 yendik. Bunlar şaşırdı. İlk maç öyle rakibimiz güçlü değildi de hani biz yenince bir şaşırdılar hani anlatabiliyor muyum? Ya 5. 4. sınıf çok çok düşüyor onlardı. Kaçı yendiniz ki? Rakibimiz sınıf turnuvası değildi bu arada. Altını çiziyorum. Karışık takımdı. Yani mesela rakibimizde 6. sınıfta vardı, 7 de vardı, 8 de vardı. İyi bir takımı yendik. Hani şampiyonluğa aday değil, ilk 3'e aday bir takımdı. Ondan sonra hocama işte biz başladık devam böyle şeye. İkinci maç şey gibi düşün. Şampiyonluğu oynayan en büyük iki takım. Yani iki takım konuşuyor şampiyonluğu. Herkes de biliyor yani gerçi onlar en iyi ikisi oldu. Hatta hani onların kapışmalarını falan bekliyorlar böyle kim alır diye. Abi biz onlarla karşılaştık. Ben bilerekten onların maçını izlemiştim. Nasıl taktik yapıyorlar mı diye. Çünkü oradaki zeki bir çocuk vardı. Taktik yapacağını düşünüyordum. Harbi de yaptılar yani. Taktikleri vardı, taktiklerini ezberledim. Bunlar bizimkiler öyle bir taktik yaptım ki bu adamlar geliyor ya ben topu alıyorum bunlar 5'i hatta çıkıyor böyle. İki tanesi topa böyle vuracakmış gibi yapıyor kanatlardan açıyor. Şimdi burada fazla atamıyorum ama hani sağda böyle sağ olsa ekranda sağda gösteririm yani. Neyse abi. Bunlarla karşı karşıyayız. İlk golü onlar yendi. Bak ilk biz taktik en büyük taktik neydi biliyor musun? Bilerekten gol yiyecektik. İlk gol hayır, ilk golü biz yiyecektik. Abi niye bilerekten gol yersin ki? Abim bu taktikti işte. Orada ben çok zekasal bir taktik yaptım. Neydi o? İlk golü ben yememem lazım ama bilerekten böyle çok hızlı erkenden gol yemem lazım ki adamların bir özgüven gelsin. Birebir aynı taktik tuttu. İlk golü dakika 30 saniyede falan direkt çıktı ortadan. Yemin ederim top o kadar basitti ki almadım topu bilerek. Allah Allah. Yani şu şekilde mi? Abi. Örnek gösterecek de. Topa belirdik. Ondan sonra buna da golü attı. Ondan sonra buna hakikaten de benim dediğim gibi oldu. İleri çıkmaya başladılar. Ondan sonra biz başladık. 1, 2, 3, 4. Allah seni inandırsın. Alt tane gol attık.
Yok artık. Ben ama var ya, nasıl stresliyim? Bunlar hala geri dönebilecek potansiyeldeler. İlk yarı bitti. İkinci yarı biz sadece bir gol attık. İşte kaç? 8-1 falan bak. En son 8-1'di. Ben hoca diyorum ki ben ama var ya. Hani bizimkilerde şey yok, vücut yok ya. Ta çocuklar amana. O bir omuz atılıyor yerdeler. Ben ileri çıkıyorum. Ben bir de sahada da oynamıyoruz. Taşlı bir şeyde oynuyoruz. Taşlı bir yerde ben kayıyorum. Hani kaleciler kayar ya böyle, koşar koşar bir anda kayar. Ben öyle kayıyorum bir de, neler neler. Pantolonumu şemalamı yırtıldı. İkinci eşofman giydim. Neler neler, hocaya bağırıyorum, hocam bokunu yiyin bitir diye. Hoca dedim de hakem normal, hani hakem de şey bizim şeydi, şey hocasıydı. Tarih değil ya, tarih neydi? Ortaokuldaki ders tarih niyetime geçen neydi bilmiyorum, tarih miydi? Ortaokuldaki tarih hocası gibi bir şey işte. İnkılap değil, tarih. İnkılap tarihi var Türkçe, helal olsun sana, oydu. Oydu. Hayır oğlum, inkılap tarihi şey oğlum, 8. sınıfta. Şey sanki ama inkılap tarih, gibi hatırlıyorum. Tarih lisede olur. İnkılap yani. Allah Allah. Tabii inkılap doğru, tarih değil. Ey Allah belanı versin. İnkılap list şeyde olur, ortaokulda olur bilirim. Valla helal olsun, bayağı bir aksiyonla İşte dur anlatıyorum, 8-1 abi maçı yendik. Hı. Allah'ım Allah'ım, ben tabii koşar siz canavar bir şekilde. Gittim. Tabii ben direkt koşarak sınıfa gittim. O günkü koşuşumu var ya, yemin ederim Ronaldo'dan daha hızlıyımdır, öyle koştum. Dalga geçeceğim. Tabii arkadaşlar burada. Sınıfta derste onun da altını çizerim. Gittik abi, gittim ben. Gittim de kolumu yendik diyorum. 8-1 yendik bağırıyorum. Hoca da bana kızıyor ama ondan sonra tabii sevinmeye başladı hoca da beni yendiğimi görünce. Ondan sonra bu arada Hakim Ziya Galatasaray'da kesin sözleşme atmış. Abi gelecek dedik ya. Hayırlı olsun. İşte abi 8-1 yendik 3. maç. 3. maçtan sonra yani bu şimdi ikinci en büyük takım var dedim ya sana. 2 tane büyük takım var. Evet. O takım da full kazanıyor. Sonra bizim bir tane daha rakip geldi bize. Bu rakip de çok güçlüydü. Yendiniz mi? Bayağı güçlüydü buna da. Biz onları da 3-1 yendik. Sonra rövanşlara başladı. Sırada rövanş maçları var. Abim ilk maç rövanş maçı. Bu ilk oynadığımız takım var ya. Onlayız. O takım bizi yendi. 2-1 yendi. Bitti ama yani. 2-1'i 2-1 kazanmıştık. Yani penaltılar falan yoktu bize. Puan sistemi ondan dolayı. Ama rövanş vardı yani. Onlar bizi yendi. Sonra diğer bir takıma geldik. Abi ben bir çıkmayı oynuyorum. Ulan biz çok iyiyiz, sizi bu çocuklarla yeniyoruz lan diye böyle biri ana avrat bana sövdü. Kırmızı kart dedi. O kırmızı kart deyince, bu arada takımlar 5 kişilikti. O kırmızı kart deyince abi 5-1 onları yendik. Abi siz ondan 5. sonra, sınıf, 4. sınıfla 8. sınıfı iniyorsunuz. O da enteresan. Aynen öyle. Ondan sonra bu işte en güçlü takımlardan dediğim, o en güçlü takım dediğim var ya, o da bir tek bizi yenildi. Ondan sonra onunla rövanş maçına geldik. Ne oldu offside? Onunla rövanş maçına geldik abi. Ona da 3-2 mi ne yenmiştik. Son dakika golü attık. O golü de ben attım. Çok güzel goldü. Kaleci değil miydin sen ya? Kaleciyim de abi. Böyle nasıl kaleci oyuncuymuş gibi ileri çıkıyordum. Mecbur. Ne yapacaksın? Taktik oydu zaten. Oyunda oyuncu avantajı sağlaman lazım, ileri çıkıyordum. Tabi ara sıra öyle çok gol yediğim de oldu, işte o gollerin zaten hepsini açtığından dolayı yemiştim de. Ondan sonra abi geldik, biz hiç şeyle oynamamıştık. İşte en iyi iki tane takım var demiştik ya, ilk takımla hiç oynamamıştık. Çünkü kurada onlar çıkmamıştı bize. Abi geçtik onlara. Direkt final var arabada, rövanş yok. Bayağı bir hikaye anlattın bir bize. Ama aynen, ben iyi oldum. 5-6. sınıfa biz yenilmeyiz ya 8'de olsak. Abi taktik çok iyiydi. Ya abi taktik olsun da 8. sınıftaki yapı olarak bir kere yenilmez. Yani dersin abi, ki 7'den 8'den oyuncum var dersin. O zaman abi, yenerdim. Işte, omuz atmayı öğrettim. Adamlara taşa omuz attırdım ya abi, adamlara. Abi taşa omuz attır, istersen şeye attır ya. Fizik olarak güç bir kere. Abi fizikleri bir de çok zaten hocanız nasıl izin falan vermiş böyle bir şeye? Ben ona aklım ermiyor. Yani verdi 5'inci abi yani. İstedik. Abi yani adam acıdı ya bana, ne doğru yapsın? Adam acıdı bildiğin yani. Ve abi ondan sonra finale gidiyoruz. Şimdi yeşil formalar vardır. Yedeklerde falan yeşil formalar olur bilirsin. Bizde de maçlarda bir takım yeşil forma giyer. Diğer takım normal serbest. Abi pardon, özür dilerim. Diğer takım da turuncu forma. Abi biz... Benim içimden yeşil formaya giyersek şampiyon olacağımız geldi. Çok yalvardım hocaya. Vermediler yeşil formayı. Turuncu formayı verdiler.
Abi bizi 4-2 yendiler. Şampiyon olamadık ama gönüllerin şampiyonu olduk. Tüm hocalar bizi falan tebrik etti. Hani gönüllerin herkes çok şaşırdı. Ama şöyleydi yani, o takıma da abi yenemezdik. Niye biliyor musun? Bir defansı var Atakan, benim en yakın arkadaşım. Şerefsiz evladı. Abim boyu 2 metre çocuğun. O zaman boyu 2 metre kilolu. Tamam evet, mı? Oyundur aktarma öncesine geçemezsin onu. Aynen. Oyuncu değişikliği yapmam lazım. Abim adam zaten kiloluydu o zamanlar. Şu an bayağı zayıfladı. Ulan adam zaten kilolu bir. Adamı geçemiyorsun. İmkansız. O adamı geçeceksin. Ulan adamların kilitleri çok çöptü bu arada. Ben bilerek uzaktan şu çeşitliyordum takımı hep. Ulan kalecileri tamam eyvallah, stoperleri geçiyorsun. Adamın sağ beyi çok canavardı. Çok hızlı koşan bir çocuktu. Her türlü boku yiyorduk. Bu yüzden boku yedik. 4-2 yenildik. Ama hocalar bizi çok tebrik etti tabii. Bu kadar güzel oynamamıza falan aşırı tebrik etti. Enteresan geliyor yani o kadar. Yani yanlış anlama yani, enteresan geliyor yani. Var yani, fotoğraflarımız var hatta, o şeyler falan hiç unutulmaz yani. O benim evet, en unutulmaz anımdır. He, tebrik ederim yani, müthiş bir başarı. Videolar falan da var ya oynadığımıza dair. Son bu 8-1 yendiğimiz maç var ya. Hı. Rakip takım gitmiş videoya çektirmiş. Bizi farklı yenecekler sözde. Biz yendik 8-1 ile. O biri de ben bilerek yedim. Hani sen düşün yani. O golü de bilerek yemiştim. Oğlum onlar oynamasın lan bir daha öyle. Böyle bilmiyorum da. Lisede de aynısı oldu. Lisede de aynısı oldu. Ama lisede biz ilkokuldayken bak biz 3-4-5'te falan bizim bir kadromuz vardı. Yani bütün herkesi yeniyorduk ama biz 5. sınıfları yeniyorduk. Yani gidip 8'i yenmiyorduk ama yani 6. sınıfları da yeniyorduk. Sadece o kadar, 7-8'i yenemezdik. Çünkü fizik olarak bizden çok güçlülerdi. Ama biz şampiyon oluyorduk. Her sene bak 3-4-5'te full şampiyon olduk. Ya benim olduğum sınıf. Tabii ben evet, defans oynuyordum. Bu da ayrı bir konu. Ben hep kaleciydim. Hemen. Ben defanstım abi. Ben sağ bekledim. Saç olsun abi, ben atlarım. Kaleciler uçar ya, ben uçarım ya. Ben biraz ya çok oynayamıyordum ya. Ben çok oynayamıyordum dedim yani böyle... Bir de hemen toptan hocam korkmazdım. 2-1 olmuş. Beni oyalıyorsunuz ama olmaz ki. Ya yok. Dur konuşuyoruz abi bir de. Konuştuk da bayağı be kardeşim. Bir yani. Hatırlar mısın? Kaleciler geriye doğru atlardı topa böyle. Götünü dömerdi. Ben direkt yüzümü dönerdim ya. Top nereye gidecek bakardım. Zaten öyle olması lazım. Doğrusu o. Abi önceden korkuyorlardı işi insanlar. İlk çocukken. Ben çocukken toptan korkmamayı öğrendim. O benim en büyük şeyimdi yani. Lisede var mı abi böyle futbol anı senin? Lisede yok ya benim. Benim lisede vardı. Beni almadılar, almadılar abi. Bir gün hazırlık maçı yapıyorlar buna. Hep hazırlık maçındaydı bu arada. Beni almamışlardı. Abi ondan sonra bir gün ben hazırlık maçı canavar gibi oynadım. Ondan sonra beni aldılar. Heh, dur. Sonra ilk 11'e koydular. İlk 11'e koydular beni. Canavar gibi oynadım. Sonra bir gün bir tane gol yedim diye. Beni çıkardılar abi. Maçın ortasına çıkardılar ha. O da çok kötü bir şey. Nasıl çıkartırsın? Tabii benim öyle gururum falan bayağı kırılmıştı. Çıkardılar beni. O çocuk 5 tane gol yedi. Hani böyle okurun biladeri olur ya, böyle biraz artist çocuk olur. Artist çocuk beni sevmiyordu. Bir daha hiç almadı beni. Ondan sonra da yemildiler. İyi de oldu. Gram da üzülmedim. Ben de üzülmedim kardeşim öyle olduysa. Kardeşim yani bir tane oyuncum çok iyiydim yani. Ben okulda çok iyi yani, en iyilerden bir tanesiydim ben kaleci anlamında. Hocam ayıp. Şimdi serbest vurusu atıyoruz. Ben bir dakika ya, bir oyuncu değiştireceğim abi. Hatta bir oyuncu değiştiremezsin 90+1. Niye? 90+1 çünkü. Abi değiştiririm ya, niye değiştiririm? Ama oynama da yok. Hayır, bu şerefsizlik olur, öyle bir şey yok. Abi. Hiçbir oyuncunu değiştirmiyorsun. Ben videodan bakarım bu arada. Öyle bir şey. Sen bir oynama da adam, ben sana uçturumu çekeceğim, maç bitecek. Öyle bir şey. Öyle bir saçmalık bir şey. Ooo. Bu büyük şerefsizlik olur arkadaşlar da söylesin. Adam oynamadı, sırf yenildi diye değişiklik. Gram kabul etmiyorum. Tamam hadi kabul et. Videoda ben de ekran kaydını almıştım çünkü. Öyle bir şey hayatta kabul etmem. Shorts videosu çıkar diye. Bu büyük şerefsizlik olur. Sam yavaş. 2-1 yendik bu arada. Puan farkı yeniden 16'ya düşürdük. Fark etmez. Teşekkür ederiz. Şimdi like atmayı unutmayın. Senin videon gibi oldu kardeşim. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Aynen. Şimdi oyuncu silmeye geçiyorum. Oyuncu silmeyi direkt söylesen bana. Nasıl yani? Ha, ben bir tane oyuncu koruyacağım. Değil mi? Oyuncu koruyacağım artı şey. Nasıl bir tane söyleyeyim? Oo, bana bir tane oyuncu geldi lan.
Buraları Şimdi baba keseriz. ben ne yok kesmem direkt. Şu an videoya devam ediyoruz. Bir dakika. Ben hangi oyuncularım oynadı benim? Bu arada 49'a 33 puan. Onu Bir da dakika söyleyelim. hangi Galatasaray oyuncularımız 49. oynadı? Tamam, söyle bakayım. Kimi koruyorsun? Kimi koruyayım? Messi'yi koruyorum. Bu arada telefonun çoğu çekmeyeceksin diye. Söyle. Messi'yi koruyorsun. Evet. Messi'yi koruyorsun. Messi hangi mevkiydi? Messi şeyde sol şeyde şey neydi? Dur ya şu, bir dakika şunu değiştireyim yerine. Şeyde Messi sağ kanatta. Messi sağ kanatta. Senin Evet. diziliş kaç kaçtı? 3-2-4-1 benim dizilişim. 3, 2, 4, 1. Bir dakika. 3, 2, 4 oluyorsun. 1 oluyorsun. Doğru mudur? Evet. Kaleci. Casillas. Lan burayı. Güzel. Artık Erdem abinin tecavüze uğrayacağı resmen kesinleşmiştir. Arkadaşlar. Erdem abi bu arada işte Ben o listeyi sileyim bir dakika geçerken kardeşim. Bir dakika sen bir sileyim. silerken ben de konuşayım. Şöyle arkadaşlara veda yani Casillas'a veda konuşması bile yapmana izin vermeyeceğim. Allah bin belasını versin. Casillas beni mahvetti yani arkadaşlar bilir Casillas'tan çok acılar çektim ben Erdem abiden. Hayalim yemin ederim Casillas'tı. Casillas'ın gittiğini şu an o kadar sevmiştim Ya ki bağıracağım arkadaşlar. birazdan da akşam oldu arkadaşlar. Video Serbest çekimden bıraktık. dolayı bağıramıyorum. Çok mutluyuz. Gururluyuz. Beşiktaşlıyız. Casillas da Allah belanı versin deyip sözü Erdem abiye bırakıyorum. Arkadaşlar Casillas'ımız gitti. Kalecimiz yok. Öyle bir sıkıntımız var. Şimdi 70-80'lik kaleciyle oynayacağız. Fark etmez. Rakip takımımızı tebrik eder. Kendisine şey yapalım. Bakayım. Başarılarının devamını dilersin. Yok Puan başarıların farkı devam. da Galatasaray Galatasaray 49, Beşiktaş 33 puan. Bunu da videoda Yok. tekrardan söylüyorum. Enteresan ya. Enteresan ya. Ya abicim ya. Kaleci yok ya. Sıkıntı orada. Kalecim yok yani şu an. Ha bir tane buldum lan. Ederson varmış. O da iyi. Arkadaşlar dediğim gibi like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.